Derya abla, ama ben zaten Derya ablanın olmasını istiyordum. Peki Engin ablan? Ya benim ya Derya. Öyle düşünüyorsun. Hayır, Emin abla. Öyle istiyor musun, düşünüyor musun Emin abla? Düşünüyorsun. Ha, istemiyorsun. Kendim veya Derya abla. Kimi istiyorsun? O zaman düşünmesem istemem ki. Aynı anlam. Düşünmek ayrı, yani istemek ayrı. Sen içinden gelerek mi söylüyorsun? Evet, içimden gelerek söylüyorum. İlle de alsınlar diyor musun yani? Ha, kim hak İkisinden ediyorsa... İkisinden bir alsın diyor musun? Hayır. Söyle, kim hak, kim hak ediyorsa ona şimdi versin Rabbim. Yok, istemiyorsun. Peki. Ben Emin abla. Hepinizin eline koluna sağlık. Bir hafta boyunca dinlediniz, beraber uğraştık. Evet. Ama tabii ki bu bir yarışma. Sonuçta 4 saatlik bir yarışma ve ekran karşısında ilk defa temizlik yapıyorsunuz. Yani. Hepiniz evde temizlik yapıyorsunuzdur. Evet. Onun için buraya geldiniz, iddialısınız. Ama ekran karşısında temizlik yapmak ayrı bir şey tabii ki. Çok zor. Yani televizyondan seyrettiğimiz gibi değilmiş. Evet, evet. Yani ben 4 gün yarıştılar, 5. gün bile aynı hataya düştüyse. Açıklıyorum. Öncelikle haftanın sonuncusunu açıklıyorum. Evet, haftanın sonuncusu toplamda 12 puan alarak Emine abla oldu. Emine abla, eline koluna sağlık. Salonda bayağı uğraştın ama geri kalan yerlere tam anlamıyla özen gösteremedin. Evet. Bir yerden sonra ipler koptu. Koptu. Eline koluna sağlık. Sağ olasın. Evet, sıra geldi haftanın üçüncüleri ne? Üçüncüleri ne? Evet. Bu hafta iki tane üçüncümüz var. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. Heyecanlıyız. Heyecanlısınız. Kadir, hadi bayılacağız ya. Kadir, tansiyonlarımız düştü, hadi. Hazır mısınız? Hazırız. Çok hazırız, hadi lütfen. O kadar hazırız yani. Evet, toplamda 17 puan alarak temizlik benim işimde haftanın üçüncüsü olan yarışmacılarından ilki Aycan. Aycan, eline koluna sağlık. Senden 7 puan mı aldın? Benden 7 puan aldın. Teşekkür arkadaşından ederim. 10 puan aldın. Mutfağında bayağı uğraştın, evet. Yalnız senden en çok istediğim çekmecelerin içine girmedin. O çekmecelerin kenarlarını açıp silmeni çok isterdim. Oralarda evet, bayağı lekeler kaldı. Ben aslında işte 2 saat 14 dakika olunca panik yaptım ama işte biraz daha vakit geçirebilirim. Tam anlamıyla vakit ayıramadık istediğin gibi. Evet. Çünkü mutfakta bayağı vakit geçirdin. Evet. Eline koluna sağlık diyorum. Teşekkürler. Evet, sıra geldi diğer üçüncüye. Evet, temizlik benim işimde haftanın üçüncüsü olan yarışmacılarımızdan toplamda 17 puan alarak... Evet, 10 bin liraya veda eden üçüncü yarışmacılarımızdan ikincisi toplamda 17 puan alarak Şehriban oldu. Şehriban, eline koluna sağlık. Gerçekten mi ya? Evet. Benden 6 puan aldın Şehriban. Hı hı. Mutfak dolaplarında, mutfağında çok vakit geçirdin. Evet. Keşke mutfak dolaplarında... Özellikle o en üstte 45 dakika geçirdiğime hala inanamıyorum. Yani ben de inanamıyorum orada 45 dakika. Gerçekten. Keşke buzdolabının arkasını çekebilseydin, buzdolabının yanlarının üstünü çok ağırdı. Silebilseydin. Ya da yanındaki dolaba vakit ayırabilseydin. Evet. Eline koluna sağlık diyorum. Teşekkürler. Evet, kaldı 2 yarışmacı. Binnur ve Derya. Temizlik benim işimde haftanın birincisi. 10 bin liranın sahibi, ekranlarda en iyi temizliği ben yaparım diyen yarışmacı siz de olabilirsiniz. Eğer ben de yetenekliyim, Fox ekranlarına gelir, ekranların tozunu alırım diyorsanız buyurun, başvurularınızı bekliyoruz. Burada hep birlikte bir 10 bin lira heyecanı yaşayalım diyorum. Evet, Derya, ne hissediyorsun? Şu anda 10 bin lirayı almış olabilirsin. Aldıysan ne yapacaksın? Valla ne yapacağım? Yani bende şey olmaz. Ben alacağım. Öyle yok, onu dağıtacağım, buna dağıtacağım yok. Ben alacağım. Güzel ailemle bir tatil yapacağım öncesinde, şu virüsten kurtulursak eğer. Tek temennimiz o inşallah. Evet, inşallah. Evet. Kalırsa da, yani kalır muhtemelen. Miami'ye gitmeyeceksin. Hayır hayır, normal. Normal bir aile tatili yapacağım yani. Sonra kalan olur, kalırsa da eğer oğlumun eğitimi için harcayacağım. Peki. Binnur, sen ne düşünüyorsun? Eğer 10 bin lirayı alırsan ne yapacaksın? Ya ben bir şey söylemiştim. Hani bu benim zaten hep vardı ama ötürü hani o kısmı bir yere, küçük bir kısmı bir yere vereceğim. Benim oğlumun arkadaşı lesime yakalandı. Çok etkilen... Geçmiş olsun. Sağ olun. Oğlum da çok etkilendi. Hep böyle düşünüyorum, hani benim oğlum da olabilir diye. O yüzden bir kısmını oraya başlayacağım. Bu şimdi benim için çok güzel bir şey olacak. Çok istiyorum oraya vermeyi. Peki oğlunun arkadaşı olduğu için mi seni bu kadar etkiledi? Evet, çok yakın. Hani tabii ki hepsi bizim için ayrı bir şey ama hani insanın yanındaki bile bu kadar, biz gittik gördük çocuğu bir de. Yani giriyorsunuz, görüyorsunuz gerçekten insanın derdi yokmuş. Oymuş dert yani. Bunu bence çok iyi düşünsünler.
Ve sen bunu bize ilk defa söyledin bir haftadır. Evet. Hep bir yere vereceğim dedin ama söylemedin kesinlikle. Ama şey yapmasınlar diye. Ya insanlar gerçekten üzülmek istiyorlarsa oraya gitsinler. Hani benim derdim var demek istiyorlarsa, karşılaşmak istiyorlarsa oraya gitsinler. Buradan lösemiyle mücadele eden tüm çocuklarımıza evet. Allah'tan şifa diliyoruz. Yakınlarına amin. Sabır diliyoruz. En yakın zamanda inşallah şifa bulurlar. Evet, şu anda 10 bin lirayı alıyorum elime. Madalyonumuz da burada. Hazır mıyız? Hazırız. Şu anda 82 milyon bu haftanın birincisini merak ediyor. Ekranlar karşısında en iyi temizliği ben yaparım diyen kişi şu anda 10 bin liranın ve madalyonun sahibi olacak. Ve en önemlisi temizliğini kanıtlamış olacak. Evet, bu haftanın en yüksek puanını alarak temizlik benim işimde haftanın birincisi olan yarışmacı 10 bin liranın sahibi... En iyi temizliği ben yaparım ben diyerek 10 bin liranın sahibi olan en iyi temizliği ben yaparım diyen yarışmacı... Evet, elimdeki 10 bin liranın sahibi, temizlik benim işimde en iyi temizliği ben yaparım diyen yarışmacı... ...haftanın en yüksek puanını alarak... Evet, son dakika açıklıyorum. Temizlik benim işimde en iyi temizliği ben yaparım diyerek haftanın yüksek puanını alan ve elimdeki 10 bin liranın sahibi olan yarışmacı Binnur! Gerçekten. Kaç puan? 10 bin liranın sahibi benden 8 puan alarak 1000 lira oldu. Derya benden 6 puan aldın. Eline koluna sağlık. Teşekkür ederim. Dizilim tutmuyor. Yemin ederim en çok çocuklar yapacağım. Çok istiyordum. Çok istiyordum onları yapmayı. Bilmiyorum. Şöyle vereyim madalyanı. Buyur. 10 bin liran güle güle harcam. Çok mutluyum. Niye biliyor musunuz? Yemin ediyorum sadece çocuklar için çok mutluyum. Onlara bağış yapacağım. Çok istiyordum. Yapamıyordum. Çünkü işten hani koronadan herkes işten çekti. Birikim yapıyorum bir yere gidiyor. Bir şey yapıyorum bir yere gidiyor sürekli. Bunun sadece küçük bir kısmını vereceğim. Diğer kanı zaten... Eline koluna sağlık Binnur. Senden puanımı kırdım. Keşke banyoda, klozette yaptığın hatayı yapmasaydın. Onu korktum, çok şey yaptım. Evet, böyle oradan puanını kırdım. Keşke banyoya birazcık daha vakit ayırabilseydin ama haftanın genelinde mutfakta zaten hep bir sorun yaşandı. Mutfakta süreler evet. Çok gitti bu hafta. Ama salonda elinden gelen gayreti gösterdin. Eline koluna sağlık ya, diyorum. Teşekkür ederim. Hem temizliğimi kanıtladım hem de bu vesileyle bir yardımcı olun. Çok 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 mutluyum. Derya abla senin de eline koluna sağlık. Teşekkür ederim. Güzel bir temizlik oldu. Tabii ki hataların vardı. Süre konusunda evet. Biraz sıkıntı yaşadın evet, ama kesinlikle. Eline koluna sağlık diyorum. Teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden yepyeni yarışmacılarla ekranların tozunu almaya devam edeceğiz. Hoşça kalın.